Peki bir de sıcak meselemize ilişkin bir yorum rica edeyim. Karabağ operasyonunu başlattığını açıkladı az önce Azerbaycan. Şimdi az önce Erdoğan Karakuş bağlandı sıcağı sıcağına. Rusya, Ermenistan, ABD ortak tatbikat, orası biraz ısınınca Rusya hemen bir tavır ortaya koydu. Azerbaycan da süreci çok iyi okudu, konjonktürel olarak bir boşluk yakaladığını hissetti ve hemen Karabağ operasyonunun devamını getirdi dedi. Tabii bununla birlikte Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına baktım. Sızan Ermeni birlikler var diyerek harita üzerinde de göstermişler ve sadece o noktalara nokta atışı şeklinde bir operasyon, asla bir hareket olarak nitelendirilmemesi gerekir diye de bir şerh düşmüşler. Hassas yazılmış bir açıklama gördüğüm kadarıyla. Çevirisi itibariyle Rus gözlem gücüne de aynı açıklama yollanmış. Nasıl değerlendirilmeli? Elbette çok erken dakikalar ama siz sürmesini, artmasını, şiddetlenmesini bekler misiniz? Yoksa tıpkı Bakü'nün tarif ettiği gibi nokta atışı 1-2-3 gün içerisinde bu mesele bitecek mi? Şimdi Can Bey, iki konu var birbirinden bağımsız ama birbirine bağlı ve paralel olarak gelişen. Bunlardan bir tanesi dün sabaha karşı 4 sularında bir mayın patlaması sonucu iki Azerbaycan sivil vatandaşın hayatını kaybetmesi ve daha sonra da yine bir mayın patlaması sonucu Azerbaycan İçişleri Bakanlığı'na bağlı bir aracın havaya uçması nedeniyle 7 şehit verilmesi olayı var. Dolayısıyla bugün Azerbaycan'ın yürütmekte olduğu operasyon bu iki olaya misilleme bağlamında değerlendirilebilir. Zaten Azerbaycan Savunma Bakanlığı açıklamalarında da bu hususa vurgu yapılıyor ve ayrılıkçılar ya da teröristlere yönelik operasyondur. Sivil hedefler ve sivil şahıslar kesinlikle hedef alınmamaktadır deniliyor. Bu birinci konu. İkinci konu Rusya ile Paşinyan arasında bu yıl başından itibaren yani yaklaşık 8-9 aydan beri süre gelen bir anlaşmazlık durumu var. Bir içten içe bir çatışma durumu var. Burada Paşinyan'ın daha çok diaspora ve batıyla flörtü, özellikle Dağlı Karabağ sorununa Avrupa Birliği ve Brüksel'de çözüm arama gayretinde olması. İki kez de Azerbaycan ve Ermenistan liderinin Brüksel'de konuştuğunu, görüştüğünü hatırlıyoruz. İşte bu noktada Rusya bu gelişmeden rahatsız. Çünkü Rusya'nın kurmuş olduğu oyun planına göre 9 Kasım 2020'den bu yana Rusya Güney Kafkasya'yı da kendi arka bahçesi olarak kendi güdümünde ve kendi kontrolünde bir sürece çekmeye çalışıyor. Bir de tabii geçtiğimiz aylarda Paşinyan'ın Dağlık Karabağ, Ermenistan, Azerbaycan'ın meşru toprağı sayması şeklindeki açıklaması Rusya açısından bardağı taşıran son damla oldu. Rusya madem öyle siz anlaşın o halde. Bizim orada askeri polisimiz, barış gücümüzün ne işi var gibisinden bir serzenişte bulundu. Ve iki lider, iki ülke dışişleri bakanını 23 Temmuz'da Moskova'ya çağırarak bu konuda bir ultimatum verdi. Ve yıl sonuna kadar bir barış anlaşması imzalanmasını istedi. Ancak Paşinyan bundan sonraki süreçte Amerika Birleşik Devletleri ile sembolik de olsa bir tatbikat, askeri tatbikat planladı. Hatta eşi hanımefendi Kiev'i ziyaret ederek Ukrayna-Rusya savaşında Ukrayna'ya olan desteğini ifade etti. Bunun üzerine de geçtiğimiz hafta Ermenistan Büyükelçisi Moskova'da Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak nota verildi. Burada şunu ifade etmeye çalışıyorum. Rusya ile Ermenistan arasındaki ilişkilerde Paşinyan faktörüyle ilgili yeni gelişmeler, yeni olaylara gebeyiz. Bu açık ve net. Geçtiğimiz hafta bir darbe girişimi oldu. Her ne kadar Moskova bunun arkasında olmadığını ifade etse de Paşinyan'a yönelik içeride de bir muhalefet. Özellikle askeri, eski emekli ve mevcut askeri bürokrasinin, Rusya yanlısı bürokrasinin Paşinyan'a yönelik bir tutumu var. Belki de bunu spekülasyon yapmak amacıyla söylüyorum. Bugün ve dün gece yaşanan olaylar bir provokasyon da olabilir. Özellikle Paşinyan'ın gücünü zayıflatmaya yönelik. Paşinyan'ı elinde hoparlörle yeniden sokaklarda görme ihtimalimiz var yani.
Kuşkusuz var. ABD buna çok çalışıyor. Özellikle Ukrayna'dan sonra Güney Kafkasya'da da Rusya'yı rahatsız edecek, Rusya karşısında yeni bir cephe açmak üzere çok ciddi faaliyet içerisindeler ve bu konuda ABD ve Avrupa Birliği neredeyse ortak ve kolektif çalışıyor. Hı hı. Tabii burada zaman zaman Türkiye de çok enteresan roller alıyor. Öncelikle Türkiye Paşinyan'ın talebiyle Rus dışişlerinin aracılığıyla Ermenistan'la barış görüşme süreci başlattı. Bir defa bunun altını çizelim. İkinci bir olay, Paşinyan bölgede Türkiye'nin adamı olarak değerlendiriliyor. Bir başka olay, Vilnius zirvesinde Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan Rus askeri birliği Dağlık Karabağ'dan 2025'te çekilecek şeklinde bir açıklama yaptı. Aynı gün Rusya dışişlerinden çok sert bir tepkiyle karşılaştık. Üçüncü taraflar ya da anlaşmaya muhatap olmayan taraflar bu konuda dayatma yapmasınlar dedi. Geçtiğimiz günlerde Erdoğan yine Amerika ziyareti öncesi Paşinyan'a dörtlü bir zirve önerisinde bulunduğunu söyledi. Bu öneri Paşinyan'a değil de aslında Rusya'ya yapılması gerekiyordu. Çünkü Rusya yine Türkiye'nin öncülüğünde 3+3 formülüyle Dağlık Karabağ'da başka bir platform da oluşturmuştu. Yani özetle Rusya Güney Kafkasya'da Batı'nın desteğiyle, Batı flörtüyle Paşinyan'ın daha ileri gitmesine izin vermeyecek. Bu Peki. anlaşılıyor. Tabii Dağlık Karabağ konusu da bambaşka bir konu. Burada da Paşinyan oldukça güç günler bekliyor. Peki, bu arada size teşekkür ederken Rusya'dan gelen ilk açıklamayı da söyleyeyim. Gerginliğin artmasından endişe duyuyoruz gibi, tansiyonun artmasından endişe duyuyoruz gibi bir prosedür açıklaması. Birçok meselede duyduğumuz evet, gibi. Azerbaycan'dan da geldi şimdi bir açıklama. Nereden gelmiş bakayım? Müdafaa Nazırlığı'ndan, yani Savunma Bakanlığı'ndan gelmiş. Bölgedeki Ermeni sakinlerine de askeri tesislerden uzak olmaları yönünde hoparlörlerle dün geceden bu yana halk uyarıldı, bilgilendirme broşürleri de dağıtıldı şeklinde bir bilgilendirme yapmışlar. Bunu da şerh olarak düşelim. Aydın Sezer bizlerle birlikteydi. Çok teşekkür ediyorum Aydın Bey, vakit ayırdığınız.